sizin bu ilacı uygulamamanız gerekiyor, onların da talep etmemesi gerekiyor. Kadınlara satıyor musunuz insanlara? Buna sen kendini sorumlu hissetmiyor musun vicdanen? Siz hastalara kötü muamele yapıyor musunuz? Buradaki kurbanlıklarda hormonlu ilaçlar çıkacak. Kimsesiz çocuklar için yeni bir milat başlayacak. Efendim kaçmayın, kaçmayın. Pişman mısınız yaptığınıza? Bir saniye, bir saniye kardeşim, bir saniye. Burada elinde kalan bir yağışlı çöpleri atıyorsa bunu görmeniz lazım. Adana'da kısa süre önce 11 yaşındaki bir çocuk SBS sınavına girmesine engel olduğu gerekçesiyle annesini tabancayla vurarak öldürdü. Acı olay günlerce gazetelerde, televizyonlarda haber olarak işlendi. Ama kimse 11 yaşındaki bir çocuğun eline nasıl silah alabildiğini, bu silahı nereden bulabildiğini sormadı bile. Ama biz soruyoruz ve bireysel silahlanmanın tehlikeli boyutlarını gözler önüne seriyoruz. Silah simsarları yasal engelleri aşarak sabıkalı kişilere bile nasıl silah ruhsatı alabiliyor? İnternet üzerinden müşteri arayan simsarlar el altından nasıl silah pazarlıyor? İşte Deşifre'nin daha önce de ekrana getirdiği silah dosyasının devamı. Türkiye silahlanıyor. Her yıl yüzlerce masum vatandaş kör kutlara hedef oluyor. Sen gidiyor musun? Tarih 4 Mayıs 2009. Yer Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyü. Gözü dönmüş caniler kadın erkek, çoluk çocuk demeden katliam yaptı. Sekiz kişi tarafından düzenlendiği ve uzun namlulu silahların kullanıldığı iddia edilen saldırıda 47 masum vatandaş yaşamını yitirdi. Tarih 2 Haziran 2009. Yer Adana Toros Mahallesi Turgut Özal Bulvarı. Cinnet geçiren Murat Y. adlı genç, kendi ailesinden 8 kişiyi tabancayla kurşuna dizdi. Tarih 9 Haziran 2009. Yer Adana Ovacık Mahallesi. ...11 yaşındaki Rabia A., SBS sınavına girmesine izin vermeyen annesini tabancayla vurarak öldürdü. Deşifre, geçtiğimiz yıllarda bireysel silahlanmaya dikkat çekmiş ve bomba gibi bir araştırma dosyası hazırlamıştı. Ancak aradan geçen zamana karşın bir türlü bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi, cinayet ve suikast haberleri birbirini takip etti. 2007 yılında 3037 kişi bu silahlardan çıkan kurşunlar nedeniyle ölürken 54.350 kişi de yaralandı. Bu olaylarda kullanılan ve ele geçirilen ruhsatlı silah sayısı 767 iken ruhsatsız silah sayısı ise 5809 olarak belirlendi. Peki ama ateşli silahlarla işlenen suçların her geçen gün artmasının ardında hangi gerçekler yatıyordu? Ne kadar babacığım fiyatı? 4500 dolar. Sıradan bir vatandaşın taşıma ruhsatı alması neredeyse imkansızken parayı bastıran sabıkalı kişiler nasıl silah ruhsatı alabiliyor? Bir ayda 15 kişiye hemen hepsini birden almasam şerefsizim. İstanbul'un göbeğinde kimler yeraltı dünyasına ruhsatlı silah servisi yapıyor? Ruhsatı nasıl çözeriz? Valla 10 bin dolardan 15 bin dolar arası durur. Resmi yani. Resmi. Ben polis yapıyorum. Ben veriyorum. Vatandaş. Peki bireysel silahlarla işlenen cinayetlerin önüne nasıl geçilecek? Alınan önlemlere ve onca yasağa rağmen bu silahlar nasıl el değiştiriyor? Türkiye kaçak silah cenneti mi? Devlet bireysel silahlanmanın önüne geçebilmek için nasıl bir yasa hazırlıyor? Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkan vekili Bülent Orakoğlu silah kaçakçılığı ile ilgili hangi önemli açıklamalarda bulunuyor? Bir takım kaçakçıların devreye sokularak
Türkiye'de herkesin silahlanmasını, yani en ufak bir kıvılcımda değil mi insanlar? Çarpıcı dosya şimdi. Araştırmalara göre Türkiye'de 7 milyondan fazla vatandaşta silah bulunuyor. Yani sokaktaki her 10 kişiden biri silah taşıyor. Peki ama isteyen herkes silah taşıma ya da bulundurma ruhsatı alabiliyor mu? ...6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'nda kimlere silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verileceği açıkça belirtiliyor. Yasalara göre bir kişinin can güvenliği tehdit altındaysa ve bu durumu ispatlayabiliyorsa silah ruhsatı alabiliyor. Geliri yıllık 4000 lira veya üzeri olan bir şirketin müdürü de sabıkası yoksa silah ruhsatı alabiliyor. Avukatlık, kuyumculuk, gazetecilik gibi bazı meslek sahipleri de yasalarda belirtilen koşulları yerine getirdikleri takdirde ruhsat sahibi olabiliyor. Buraya kadar her şey var. Ancak asıl sorun bazı simsarların yasadaki boşluklardan yararlanmasıyla başlıyor. Uyanık simsarlar işi kılıfına uydurarak değil sıradan kişilere, sabıkalılara hatta suç örgütlerine bile silah ruhsatı alabiliyor. Benim ruhsat yaptığım kişilerin hepsi gayrimeşru iş yapan kişiler. 12 bin alırım ruhsat başına. Benim alacağım pay bu. Bu adam MİT mensubu. Aldım ruhsatını kardeşim. Sen yoluna pay olsun. Ha, bana silah ruhsatı de. Peynir ekmek gibi alırım abi. Hiç gözünün içine bakayım. Kuyumcu dükkanlaşma aynı sonuç. Silah simsarları müşteri bulmak için internet sitelerine ilan veriyorlar. Öyle ki müşterileriyle İstanbul'un göbeğinde ulu orta pazarlık yapmaktan da çekinmiyorlar. 8500 dolar taşımayı çıkartmışız. Silah içeride 18000 dolar. Valla 10 bin dolardan 15 bin dolar arası olur. 30 bin dolara mal olur silah da. İnternet sitelerindeki ilanlardan yola çıkan deşifre ekibi Taksim'in göbeğindeki bir restoranda silah tacirleriyle buluşuyor. Ben emekli polisim kardeşim, sorun değil yani. Emekli polis misin? Emekli polis. Bir şey yapan da benim, hiç sorun değil. Gizli kapaklı bir şey olmaz. Olmaz. Bizim içimiz yok. Oturanlar var orada. Burası sizin arkadaşımızın yeri. Yalnız bir şey olmaz, sen kapanıyorsun. Benim ruhsat yaptığım kişilerin hepsi gayrimeşru iş yapan kişiler. Öyle mi? Evet. Tabii. Bizim işlerimiz bak şimdi, nasıl mesela? Adamı yakalamışız bir zamanında. Adam sabıkalanmış. Bu iyiliğimizin karşılığında, bu iyiliklerimizin karşılığında adamlar da bize ne yapmışlar? Alo diyor bize, abi oğlumun oğluna bir tane al, gelinimi al, karımın üzerine al. Emekli polis memuru olduğunu söyleyen adam, el altından silah sattığını ve işi kılıfına uydurarak isteyen herkese taşıma ruhsatı temin ettiğini anlatıyor. Üstelik silah ruhsatı sağladığı müşterilerinin çoğu da yasa dışı işlerle uğraşıyormuş. Ben bu işi 17 senedir... GBT'sini sorarım diyorsun yani. 89'dan beri silah ruhsatları çıkıyor çıkası. Ben taşıma işi yapıyorum. Oo çok iyi ya valla. Ben bunun karakolda yazışmasını yaptım. Bu polis bunun yazışmasını bilmez. Bana desin ki, bana ehliyet al, ben de onu bilmem. Sana ehliyet alayım mı hemen? Mesela, ben de bana de ki pasaport al, ben de onu bilmem. Ya bana silah ruhsatı de, anında alayım. Peynir ekmek gibi diyorsun. Peynir ekmek gibi alırım abi, hiç gözünün içine bakayım. Bu adam şey, MİT mensubu. Musa, Önder Hacı Bey çağırdı. Bu üzerindeki silahın sahibi oldu. Ha, o getirmiş satıyor. Ondan ama alacağız. Ondan onu. Aldım parasını verdim. Aldım. Ha. Ruhsat olmadı değil mi? Şeyi de burada. Ruhsat olmadı. Bak. Ne diyor? MİT mensubu. Görevinin devamı süresince geçerli. Silah taciri işi kılıfına uydurarak nasıl taşıma ruhsatı temin edeceğini bir bir açıklıyor. Karakola kaydetmekte para veriyoruz. Muhtara veriyoruz. Muhtara, şimdi gidecek olduğunuz muhtara vermezsiniz para. Nasıl vermezsiniz?
Ben bir yerden aldım da çok aldım. 8-10 tane aldım. Dikkat çekmesin diye şimdi dağılıyorum. Başka yer. Jandarma mıntıkasından, jandarma mıntıkasından bir tane şey alacağız. Ben size söyleyeceğim. Oraya giden alıp karakolu biz otel edeceğiz. Siz ikamet alın bana. Gerisine karışma. 10 günde çıkartın. Masraflar sana ait olur. Silah içinde 18 bin dolar olur. 18 bin dolar. Silah içinde. Sıfır. Peki bu olarak Glow'un vereceksin. Tekrar kok. Tekrar kok vereceğim. Benim can güvenim olmadı nasıl ispat edeceğiz? İşte o problem. Sana ne ya? Parayı boşuna mı veriyorsun? Şimdi oğlum 18 bin dolar diyorsun, her şeyi araya veriyorsun. Silah içinde muhtar masrafları sana ait, bir de kart parasını sen veriyorsun, yani vergini sen veriyorsun. Parayı bastıran herkesin silah sahibi olabildiği Türkiye'de usulsüzlüğün faturası masum vatandaşlara kesiliyor. Devlet kayıtlarına göre her yıl 700 kişi maganda kurşunlarıyla can veriyor. Onların! Silah tacirlerinde yok yok. Öyle ki 50 bin avro karşılığında sabıkalı kişilere bile sabıka kayıtlarını sildireceğini ve taşıma ruhsatlı silah alabileceğini iddia ediyor. Yani ona göre Türkiye'de parayı bastıran herkes bir anda sütten çıkmış ak kaşık olabiliyor. Gidin İzmit'in birkaç tane yerine bir aylık ev tutuyor. Bir ayda 15 kişiye hemen hepsini birden alacağım. Almazsam şerefsizim. Yürütmek istiyorum. Ama sabıkası olacak. Sabıkası varsa ona da çare bulduk. Demokraside çareler tükenmez. Ona da var. Oo, onun rejimi çok yüksek. Onlara göre ne olur bize? 50 bin euro. 50 bin euro. Kim bilir? Yeni mi götürdüğün bu kadar para? Gözünü seviyorum. Abi bana değil abi, gözünü seviyorum. Ben değil. Yani bu nerede ya? Kopa'daki daire başkanı var lan. Kirpi daire başkanlığından başlanıyor yani. Bütün sabıkaları siliyor. Açık konuşuyor işte. Aha aldım işte bir tane. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bunu bak, bunu temiz. Yapılan pazarlığın ardından silah taciri restoranın arka odasına geçerek sözde müşterisine elindeki silahı gösteriyor. Bu işte şeyden geçmeyen silah, hayalet silah. Hayalet silah. X-ray'den falan geçmiyor. Makine kimyada bu yok. Yani. Dışarıdan getirdiniz işte bak. MİT müsteşarı getirmiş, MİT mensubu getirmiş. Emekli bir polis görevli gitmiş, şey pardon, görevde olan bir komiser ya görevli arkadaş, gitmiş. Arkadaş yanlış anlamasın. Yok abi yok. Abi onlar zaten yabancı değil. Şey yani. Onlar bizim şey, sözcüsü arkadaşımız değil. Mermi ihtiyacı oluyor bazen, böyle sıkıntı oluyor. Mermi ne kadar isterse çuvallar mermi. Soru değil ki. Mermi sorun yani yok. Şöyle böyle. Ya beni polislerin gitme muhatap etmeyeceksin. Parayı verip hiçbir şeye karışmam. Bir şeye işareteceksin. Bir sabıka kaydı almaya geleceksin. Benimle beraber. Artı bir de zaten beraber sağlık raporunu zaten bir günde alıyoruz. Sağlık raporuna gelmeme gerek var mı? O sabıkalılar için gelmesine gerek yok. Bir vekalethane verecek. Başka birini mi sokacağız yerine? Onu sen karışma. Ne işin var? Bir vekalet örneği var bende. Tamam. O vekaleti veririm size. O ona göre vekalethane yazdıracak. 20 tane fotoğrafı verecek. Noter tasdikli nüfus cüzdan suretini verecek. Başka hiç şey gelmesine var. Gerek yok. O sabıkalıların gelmesine gerek yok. Tamam baba. 50 bin euro diyorsun. 50 bin euro. Tamam baba. İşi kılıfına uydurarak sabıkalı kişilere bile silah taşıma ruhsatı alabilen simsarların izini süren deşifre ekibi bu kez internete ilan veren başka bir grupla görüşüyor. Yer İstanbul Zeytinburnu'nda bir restoran. Dur içeri. Ruhsat almak için bir takım evraklar lazım biliyorsunuz. Ne lazım abi? Kemal gel sen hadi. Görüşürüz daha sonra. Ya onları kolay canım. Nerede oturuyorsunuz? Ama nereden istersen ikamet gel alırım ben. Problem değil mi bir şey? İkamet gel. Bakırköy'den alacağız. Bakırköy'den niye Bakırköy? Kanallarımız o sen. Sen de o kanaldan geçiyorsun. O öyle yani. İyi güzel. Ne ilginçtir ki bu silah tacirleri de kendilerini polis memuru olarak tanıtıyorlar. Silah tacirleri katalog üzerinden tabanca satıyor. Siz yurt dışına nasıl sokuyorsunuz bunu abi? Kanuni, Permi'yle getiriyoruz. Nasıl? Permi'yle getiriyoruz. Ya bunlar mevzu ruhsatlı, ruhsatlı silah yok. Yani. Yurt
dışından soktuktan sonra nasıl hırsız oluyorsun diyorum yani. Ya orada mesela polis ya görevli oluyor. Yalnız göstermezler mi abi? Ya polis senin yerine ben polis görevli oluyor. Yani. Konsolos görevli oluyor. Diplomat, ateşe bunlar bir tane silah getirme hakkı var. Ya hoş ver ne? Bu getiriyor, burada Rusya'da bağlıyor. Tamam kardeş, problem değil. Yani ya, siz polisten ve... Askerden, tamam, yarbay, marbay, yurt dışına görürken getiriyor. Yani siz de satın alıyorsunuz. Tamam, evet. Satıyoruz onu. Alıp satıyorsunuz yani. Tamam. Bizde Rus'a silah yok, hep Rus'a. Peki sen ne istiyorsun? Taşıma mı istiyorsun? Taşıma istiyorum. Taşıma istiyorsun, bizim halletmemizi mi istiyorsun? Evet. Sabıkanız falan yok değil mi? Yok. Şu ana kadar bu kadar, biz olmadı. Heh, şu ana kadar herhangi bir gebetenizde, adliye şeyinizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 8500 dolara taşımayı çıkartmışız. Bir dakika, 8500 dolara taşıma. Evet. Kendilerini polis memuru olarak tanıtan simsarlar için müşterilerinin kim olduğu ya da ne iş yaptığı hiç önemli değil. Önemli olan paranın kokusunu almaları. Zaten iş yapılma aşamasında gözümle görecekler. Her şey kanuni. Belki dairesinden gelecekler, emniyetten gelecekler. Yani ben havadan getiremem ki ben bunları. Adamlar illa gidemem. Bir şey olacak, gelecek adamlar. Yasada belirtilen koşullar arasında silah ruhsatı alacak kişinin sağlık raporu alması gerekiyor. Bakın simsarlar bu işi de nasıl hallediyormuş. Ruhsatta problem olmaz diyorsun. Olmaz, olmaz. Tamam. Doktor raporu dediğim gibi ben biraz kişi kapatayım. Onu biz hallediyoruz ya. Kolay. Ben gitmiyorum kardeşim. Ben hiç beğenmiyorum. Sen gelin ruhsatı alıyorum. Ya parayı veriyorum, ruhsatı alıyorum abi. Tamam. Ben hiç şey karışmıyorum, gözükmüyorum, uğraşmıyorum. Tamam. Belki dairesinden falan gelecekleri zaman geleceksin. Adam görmek istiyor. Kimliğini göstereceksin. Okey diyor, gidiyor adam. He. Doktor rapor için demedim. Tamam. Ben anlıyorum da belki dairesinden gelecekleri zaman görecekler. Gerekçe vereceğim sana ait yani. Tabii canım, illa o. Niye para veriyorsun sen bize? Emniyeti bağlamış, o kadar güvenli konuşuyor. İşi 10 yıldır bu işi yapıyor. Bağlayacaklar. Oğlum emniyeti bağlamış. Deşifre ekibi silah simsarlarının izini bu kez de İstanbul Fatih'te sürmeye devam ediyor. Peki sen bu işi nasıl yapıyorsun? Yanlış anlama şimdi, fason basan olur. Yok, böyle bir şey olmadı. Resmi. Bizim her şey resmi olur. Pardon. Kansız işlemi, polis de yapar. Polis mi? Ha. Ne kadar patlar bize bunu? Valla 10 bin dolarından 15 bin dolar arası olur. 10 bin dolar, 15 bin dolar. Yani geçmiyor yani. 10 bin dolar için. Kaçık. Benim abi. Resmi yani, zaten bu resmi. Bu silah taciri de tıpkı diğerleri gibi kendisini polis memuru olarak tanıtıyor. Anlaşılan simsarlar polis olduklarını söyleyerek müşterilerinin güvenini sağlamaya çalışıyorlar. Polis misin? Ha. Ne veriyorsun? Vatandaş. Fiyatta bir şey yapılamaz peki ya, 10 bin dolar. Valla işte 10 bin zaten altına düşmez. Yanlış anlama yani. Her şey şimdi açık olan. Ha, açık olan, açık olan. Sen polis olabilirsin. Ben polis olmam, ayrı bir onu katma. Ama hiç katmayalım olayı. Bu böyle sık yapmıyoruz. Şimdi birçok kişiyle görüştüm daha önce, para verdim. Yani biz de şimdi ben de şu açıkçası şimdi bazen şöyle durumlar oluyor mesela. Yani polis dostum, organizasyon şurada, ben bilmem neyle. Bunu arattırıyorlar ve kendileri arıyor. İşte kanunsuz bir şey yok ama az da olsa neticede usulsüzlük oluyor. Ya bir rüşvet olay oluyor yani. Tabii ki yani, o olay oluyor. O yüzden bu konuda birbirinize açık olalım. Tabii. Bu silah simsarı sözde müşterisini bir kuyumcu dükkanına ortakmış gibi göstererek kolaylıkla taşıma ruhsatı alabileceğini anlatıyor. Kaç çeşit yollar var? Ben onların hangisi yani bu tam gerçekleştireyim? Sence hangisi olur bize? Kuyumcu dükkanı açma hangisi olur? Kuyumcu dükkanı açma. Var olan bir dükkandan mı göstereceksin beni yoksa? Onu açabiliriz, var olan da olabilir yani. Fark ederiz. Açmak biraz uzun sürmez mi? Ya zaman almaz mı? Yok. Zaten her halükarda bir iki ay sürer bu iş. Normal kendi kuyumcu dükkanında olsa bile şu an iki ay sürer. Bizim gücüm açması falan filan. Onları biz yapacağız hepsini. Onlar kolay. Sen şimdi 15 bin numara içe getirin diyorsun. Yani 10-15 arası. 15 lira belki durmaz. Makine ne kadar? Onun makinesine göre. Benle konuşuyorum. Polis bir şey değil mi? Sen de bilmiyorsun. Yok, göstereyim. Kimliği de göstereyim. Sen de kimliği veriyorum. Tamam, şey var. Tamam. Birbirimize güveniyoruz. Benim tek endişem ne biliyor musun? Olursa, fason olursa biz içeriz. Yok, öyle bir şeye ben girmem.
bizden bu satış aslında ne eskenin oranısı geliyor. Ne çoğu satış aslında. Daha önce de biriyle görüştüm. Babalardan istedim. Ben, da... ben de birkaç tane tanıdım ama. O da yüklü miktarda istedim. Yani öyle bir bağlantımız var. Öyle bir şey. Devlet, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından yılda yaklaşık 250 milyon lira gelir elde ediyor. Ancak dönen dolaplara bakılırsa yasa dışı yollardan simsarların cebine devletten çok daha fazla para giriyor. Kendisini polis olarak tanıtan simsar, rüşvetin tarifesini bakın nasıl açıklıyor. Bu paradan ne kadar kalıyorsun? Ufak bir şey. Ne kadar? Zaten 2-3 ortası. Tek başına ya. Yok öyle şey yani. Burada kuyumcu vardır. Bu maliyeden geliyor ona para veriyor. Her gidin arasında şey emniyetten geliyor ona veriyor. Kuyumcular arasından geliyor ona veriyor. Yedirmeyince olmuyor yani. Tabii. Silah fırsattaki adama veriyor. Deşifre ekibi yine internette ilan veren bir başka silah taciriyle buluşuyor. Yer İstanbul Eyüp'teki bir atış poligonu. Şeye karışmayacağım. Parayı bastıracağım. Diyeceksin ki abi ruhsat hazır. Gel al diyeceksin. Şu anda senin söylediğine göre bunu şu an net cevap vermiyorum ama taş çatlasın 30 bin dolara mal olur. Silah da. Silah da 30 bin dolara. 30 bin dolara mal olur. 5 yıl süreyle taşıma ruhsatı. Silahın vardır. Her şey legaldir. Peki nasıl? Benimle konuştuğun her konu legaldir. İllegal konuyu konuşma. Peki nasıl hareket edeceksin? Yani ne yapacaksın? 30 bin doların içinde ne var? 30 bin doların içerisinde her şey var. 5 yıl süreyle ruhsatınız devam edecek. Ben silah alıp satarım. Ben silahçıyım. Bu konu benim konum değil. Ama yardımcı olmak için dedim ya size konuştuğumuzda. Yardımcı olurum. Ne gerekiyorsa, elimizden ne gelirse yaparız. Konu şu, muhtemelen sizi kuyumcu yapacak. Sizin adınıza şirket kurulacak. Şirket 5 yıl süreyle faaliyet gösterecek. Kuyumculuk yapmayacağım ama ben anlamam ki. Yapmayacaksınız. Şimdi misal ben kağıt üstünde kuyumcu olacak yani. Ha, şimdi bakın ben burada kuyumcuyum. Diyelim ki kuyumcuyum. Hı-hı. Siz bana ortak olduğunuz zaman otomatik ruhsat alabiliyorsunuz. Silah taciri ruhsat işlemleri için gerekli olan sağlık raporunu da kolaylıkla halledebileceğini anlatıyor. Sağlık raporu dediğinizse yarım saatlik mevzudur. 3 tane doktorun karşısına geçiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. 5'erden 15 dakika da kuyruktan yarım saat sürüyor. Hadise bu. Bunu size götürmez oraya sizi. Sizin yerinize işlemi yaptırır, doktoru size getirir. Hayır, yani şu andaki şimdi... seninle konuşmamızda sen doktor raporu alırsın, ben sana onu söyleyeyim. Tamam, ben de dengesizlik var, ilaç kullanıyorum ben. Evet. İşinin ehli olduğunu söyleyen adam ortaya birçok silah çıkarıyor. Bu silahları kimin satın alacağı ya da hangi amaç için kullanacağıysa hiç önemli değil. 4500 dolar. Ruhsat dahil değil değil mi? Yok. 14, 13 bir mi? 15 evet. 15 bir. Bunlar yurt dışından geliyor değil mi? Evet. Kim getiriyor bunlar? Polis, emniyet mensubu? Yok, onlar normal makine kimya kanalıyla gelmiş olanlar. Dışarıdan öyle emniyet mensubu kanalıyla gelmiş olanlar. O şekilde. İşte müşteri peşinde koşan bir başka silah simsarı. O da yasalardaki boşluklardan yararlanarak parayı bastıran herkese silah ruhsatı alabileceğini söylüyor. Onun da yöntemi diğerleriyle aynı. Bir tarafı katladım, tüm toptan kuyumcular olacak ufak bir yer. Ben şimdi resmi olarak kuyumculuk yapmayacağım yani. Yapmayacaksın. Şimdi bunu her ay veya iki ayda, üç ayda bir fatura göre çıktı yapacaksın. Silah tüccarı mafyayla içli dışlı olduğunu da bakın nasıl anlatıyor. Ben de çok abi, çok dostum var. Beraber de yapmıştım cezaevinde. Daha birkaç dakika önce mafya bağlantısını anlatan silah tüccarı, şimdi de emniyet müdürlüğünde yakın dostları olduğunu söylüyor ve müşterisini etkilemeye çalışıyor. Öyle ki cebinden çıkardığı bir silah taşıma ruhsatını övünerek gösteriyor. Üstelik üzerindeki bilgilere göre bu ruhsat üst düzey bir emniyet müdürüne ait. Peki ama mafyayla içli dışlı olan silah tüccarında üst düzey bir polis şefinin silah ruhsatının ne işi olabilirdi? Emniyet bir ara ruhsat kesilecek bulunca satarmış. Şimdi emniyet camiasından kimi tanırsın? Tanıyısı var mı? Ya o işi, ya benim tanımama gerek yok, sen tanıyorsun lan. Yok, tanımazsa benim hakkında referans alırsın. Neyse, yürüsün. Kadıköy ruhsat, Üsküdar ruhsat, Bakırköy ruhsat, Güngören ruhsat, Avcılar ruhsat, Gazman Paşa ruhsat, Bayram Paşa ruhsat, Esenler ruhsat. Hepsini tanıyor musun? Kartal ruhsat. Hepsini bağlamışsın sen ya.
ben şu anda 13 tane dostu takip ediyorum. 13 tane ruhsat takip ediyorsun. 13 tane şu anda 13 tane ruhsat takip ediyorum. 3 tane dün davi oldu. Biri taşıma, iki bulundurma Bursa'dan. Bak ben daha geçen hafta 2 tane ruhsat teslim ettim. Yenilerini verdim. Eskileri bende var. Ha, taşıma. Bu abisi, bu kardeşi. 12 bin dolarım ruhsat başına. Benim alacağım pay bu. 12 bin dolar. Evet.